Evet arkadaşlar, ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok severek yiyeceği, büyüklerin bayılacağı muhteşem tarifimle kekstre tarif yapacağım arkadaşlar. Bu için gerekli olan malzemeleri sizlere tanıtayım. Evet arkadaşlar, sırasıyla 1,5 su bardağı yoğurdum. Pardon. 1,5 su bardağı un. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, süslemek için damla çikolata isteğe göre, burada da bir süs var. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, burada da kekstre kalıbımız arkadaşlar. İlk önce kekstre kalıbını yağlayacağız, diğer malzeme karıştırarak yapacağız inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Market alışverişi yaptık bugün. Malum koronavirüs için. Gerçi eksikler var. Onları tamamlayacağız inşallah. Mercimekli, nohutlu falan, kuru fasulye falan. Onların gerçeğimizde biraz var da biraz daha çoğaltacağız. Mesela pirinç aldık. 2 paket makarna. Tereyağlar. Süt. Kefir. 2 tane dezenfektan aldık. Sıvı yağımız. Çamaşır. Neymiş o? Yumuşatıcı. Sandviç ekmekler, makine sabunu, deterjan, bisküvit, çabuk hazır çorbalar, bir adet salam. Burada da atıştırmalık çocuklar kendine çikolatalar falan almışlar. Salam almışlar. Tavuk suyu. Burada da korona için ateş düşürücü, ağrı kesici, üşütmek için ilgili ilaçlar var. Bir kısım daha var da onlar şeyde, depoda. İşte durum bu arkadaşlar. Bu da bugünlük market alışverişimiz. Yaklaşık 260-270 lira tuttu burası. Şimdi kekste yapımına dönelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kekste yapımına geçmiş bulunmaktayız. İlk önce yağımızı alıyoruz. Döküyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Arkasından yoğurdumuzu. Yaklaşık 1,5 çay bardağı toz şekerimizi kattık. İlk önce bunları birbirine bir yediriyoruz arkadaşlar. Homojen hale getirmek için. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. 1,5 çay bardağı toz şekeri aldık. Birbirine yediriyoruz, karıştırıyoruz. Evet, arkadan 2 tane yumurtamızı kıracağız. Şimdi bunları da karıştırıyoruz güzelce. İyice birbirine yedireceğiz arkadaşlar. Şekerler hala tıkır tıkır ediyor. İyice yedirmemiz gerekiyor. Bir paket şekerli vanilyamızı katıyoruz. Bir paket hamur kabartma tozunu katıyoruz.
Bunları da güzel bir kendine yediriyoruz böyle. İyice karıştıracağız. İşte hafif mikserle de yapabiliyorum ha. Tüm malzemeleri iyice birbirine yediriyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce yarım bardak unumu atıyorum. Yarım su bardağı unumu karıştırdım. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kontrollü bir şekilde. Öbür yarımı da döküyoruz. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. Homojen akıcı bir hamur haline geldi. Diğer su bardağı unu da ekledik. Toplamda 1,5 su bardağı un arkadaşlar. Güzelce harcımızı karıştıracağız arkadaşlar. İçindeki unlar birbirine iyice homojen olana kadar. Yani bir kek hamuru gibi düşünün. Ne? Ne diyor? Çekim yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, güzelce birbirine yedirdim. Görüyorsunuz akışkan bir muhallebi kıvamında oldu. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın akışkan. Kalıbımızı şimdi sanayiyle yağlayacağız. Çok fazla sanayi kabul etmiyor. Çok yağ emdiriyor çikolatayı. Sıvıya sürsem çıkar mı kalıbı? Sıvıya. Bakar. Un serpersin altına. Un ser. Un serpme olmaz ya. Yo yo şeyin altına yağı sürünce un ser. Şey yapışmıyor kek. O çok sarıyor ona. Çıkmıyor. Şeyden vazgeçtik. Sıvı yağ süreceğiz. Rabjette vıcık vıcık yağ oldu. Ben bir kere yaptım olmadı ki. Olmadı, sen ettiğin de olmadı, onun ettiği de olmadı. Yok, yapışıcı vıcık olmadı ya. Kalıbımızı... İki tane kabartma tozu koyaydın. Dur, getireyim bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi kalıbımızı sıvı yağla yağlayacağız. Evet, kalıbımızı şöyle... Güzelce yağlıyoruz arkadaşlar. Ki çıkarken zor olmasın diye. Bütün kalıplar tek 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 güzelce de yağlıyoruz. Kek kalıpları da satılıyor arkadaşlar. Güzel oluyor, kolaylık oluyor. Tıpkı marketten aldığımız kek sıralar gibi olacak. Ana baban sen altına bak. Ana baban sen altına bak. Nasıl yiymiş?
işte kafa. Ayşe Hanım hoş değilmiş bu kavga. Gerçekten kendisi biraz şeker olunca. Bir şey yok. Çorba varsa. Böyle pirincanla gitseydik dolma yapacaktım. Pirincanla akşama kadar gidip çay işim var dedi. İş ya yetiştireceğim. Aramızda gel bir çekim yapıyorum ben ya. Peynir o peynir. Peynirmiş. Merak ettim aldım. Süs peynir. Bakmışlar oraya öyle. Evet arkadaşlar. Ay ben acıkmadım da. Acıksa. Şimdi bir kaşık yardımıyla kalplarımızı dolduracağız. Biraz meşakkatli bir şey olacak. Şurası kısa altına. Biraz kabarma içinde yaz bakalım. Abi çiğ köfte aldılar. Altını kısa aç koy, kenara yana atayım. Dışarıda kimse yok. Değil mi abi? Korona şeyi. Eski İstanbul gibi hani biliyor musun? Şahin Gülfem biz evlendiğimizde sokakta öyle birkaç kişi evet. Var ya böyle bir yere giderken. Bir yandan da iyi oldu. Aynı öyle sokaklar hiç çoluk çocuk yok. Başka zaman olsa bu okula tatil gelip sokaklar kaynardı. AVM'lerden gelirlerdi. Kıyamet gibi olurdu. Millet var ya makbul de şeyi bırakmamışlar. İnce bulgur, doğumlar bana şey alıyor ya, şeryeli pilav alıyorlar ya, onunla. Şu an doldum şahane, arka şeryeli. Bir tanesi boş kaldı. Ölçü tam da. Bak, tam geri bir kalıba. Biraz bu fazla aldıklarımızdan. Buna ilave edelim arkadaşlar. Şöyle biraz alalım. Doğdum şu anki şeyleri poşeti. Makarnaları şey yapmışlar soğanı tüketmişler. Erdoğan birazcık alıp orayı da dolduruyorum. Karantina ondan ısrar bir sokağa çıkıyorsun yani alışveriş. Yani. Ne gerek var böyle? Evet şimdi kalkmamızı zaten şöyle. Allah şükür ya Rabbim. Anne bana olan çorba koyar mısın kaseye? Şu bakanları şöyle kağıt koyalım size. Bir yandan da akşam yemeğe telaşı var hazırlanıyor. İşten gelen çocuklar acıktılar.
Kız bayağı acıkmış. Neredeyse keki çiğ çiğ yiyecek. O dönemde yiyecek. Acıkmadım ki ben daha o yediğimle. O çocuk acıkmış. Bunları çekecek mi? Çektin mi? Çektim onları. Şimdi arkadaşlar kalıp işimiz tamam. Şimdi fırınımızı boşaltalım. Fırınımızı 45 dakikaya 180 derece ayarladık. Biraz ısınsın. Ondan sonra fırını açacağız. Çıktıktan sonra jöle hazırlayacağız. Üstlerini de istediğiniz şekilde süsleyebiliriz arkadaşlar. Damla çikolata, süsler falan. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Fırından çıkınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kek sıralımız fırından çıktı. Şimdi ben bunları kalıplarına çıkaracağım. Servis tabağını alacağım. İçinin jölesini yapacağım. İçlerini dolduracağım arkadaşlar. Görüntü bu. Evet arkadaşlar, keklerimiz çıktı. Kalıbından çıkardık. Sunum tepsimizi aldık. Şekil bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kekstra. Marketlerden aldığınızdan bir farkı yok. Görüyorsunuz. İki tanesi kırıldı. Çıkarırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu görüntüsüyle, her şeyde tadıyla. Şimdi içine jölesini hazırlıyoruz. Bir su bardağı vişne suyunu kabımıza boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı nişasta. Karıştırdık. Bir yemek kaşığı da toz şeker atıyoruz. Şimdi tüpümüzü ocağımızı hafif yakarak karıştırarak koyu bir kıvam almasını sağlayacağız. Yani jölemiz olacak. Ondan sonra jölemiz kataştıktan sonra biraz sıcaklığı geçtikten sonra jölelerimizi içine koyup bakkallarda, marketlerde aldığımız kek sıra gibi içindeki jöle malzemesi olmuş olacak arkadaşlar. Çocuklarınız, misafirleriniz bu tada bayılacak. Tabi çeşitli sütlemeler yapacağım. Size hangisi güzel gelirse o şekilde size sütlersiniz. İster sadece jöle yaparsınız. Jölenin üstüne pasta sütü koyabilirsiniz. Damla çikolata koyabilirsiniz. Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Hani gönlünüz ne arzu ediyorsa ona göre yaparsınız. Kendiniz neyi seviyorsunuz, neyi arzu ediyorsunuz, o şekilde kek sıramızı süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle her şey de harika oldu. Şuraya bakın ya. Bakın. Bakın. Tersi. Bir farkı var mı kek sıradan? Marketten aldığınızdan. Yumuşacık dokusu bakın. Hani bu tarih mutlaka tutar. Benim tarih yaptığım mutlaka tutar. Önemli olan tabii kalıp. Kalıpta aldığınız zaman harika kekler, keksiyeler yapmış olacaksınız. Çoluğunuzu, çocuğunuzu sevindirin. Böyle sürprizler yaparak. Misafirlerinize ikram edersiniz. Ben yaptım diye övünürsünüz. Fırına atarken ki kısım silindi arkadaşlar. Onu gösteremedim. İşte bildiğiniz gibi hamurlara hepsini karışımı yaptım sırasıyla, onlar var. Bir tek fırına atarken şey yapamadım. Siz de fırına atıp yaklaşık bir 25 dakika 180 derece ısıda fırınızda karışımı pişirirsiniz arkadaşlar kalıpla. Kalıptan çıktıktan sonra soğumasını bekleyin, yoksa çıkmaz, kırılır. İyice soğuduktan sonra
Bir tahta, spot, ince bir tahta, mesela nasıl diyelim, doktorların dile bastırdığı tahtalar var ya hani, boğaz doktorları. Öyle bir tahta varsa, yanarda hafifçe içine doğru sokarak kalıbın, birkaç yerinden kaldırarak oynatın yerinden, yavaş yavaş. Zaten o zaman çıkıyor, elinize alırsınız. Evet, şöremiz de hazır hale geliyor. Aslında ilk başta jöle yapsaydık vakit kaybetmezdik ama kısmet işte. Yavaş yavaş jöle kıvamını almaya başladı. İsterseniz hazır jöle de kullanabilirsiniz. Veya için sadece meyve de doldurabilirsiniz. Her türlü şekilde olur. Hani gönlünüz, kalbiniz ne isterse o şekilde yapılır. Yeter ki siz ne istiyorsanız. Evet, jöleğimiz koyulaşmaya başladı. Jöle kıvamını aldı. Bir tatlı kaşığı, yani bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı şeker, bir su bardağı vişne suyu, portakal suyu da olabilir, elma suyu yaparsanız, hani ne isterseniz, ne yaparsanız, o şekilde jöleyi hazırlayabilirsiniz, istediğiniz şekilde. Ananaslı, kivili, muzlu, muzlu olmaz, suyu çıkabilecek her türlü meyveden olur arkadaşlar. Evet, bayağı fokurdadı jölemiz. Yani artık hazır. Mis gibi koklar yayıldı. Vallahi mis gibi kokuyor. Evet, böyle kabarcık kabarcık kaynadı mı yaklaşık 5 dakikada hazır hale geldi arkadaşlar. Biraz iç sıcaklığını şu şekilde jölemiz. Biliyorsunuz. Böyle biraz soğutayım. Evet. Kameramı biraz geri alayım. Bu da iki tane ziyan oldu arkadaşlar. Yani ziyan oldu derken yeriz. Sadece şunu hiç yapamayız. Bir su bardağı yardımıyla böyle kenarlarını üstten bastırarak düzelttim keksin aramızdan. Tabii daha güzel kesici bir alet olursa çelikten falan daha güzel şekli çıkaracağınıza eminim. Ben bunu içine jöle koyduktan sonra soğumaya da bırakacağım. Soyunca zaten klasik jöle olacak. Bakın ağda gibi. Evet, şimdi başlayalım bismillah diyerek ilk jölemizi dolduruyoruz. Evet. Birinciyi doldurduk. İkinciyi doldurduk. Üçüncüyü de doldurduk. Gerçekten şimdiden harika olacağı belli arkadaşlar. Hani inanın marketten aldığınızdan hiçbir farkı yok. Jölesiyle, kendi evi, el yapımı jölemle. Evet.
Hani bu iş bu kadar olur arkadaşlar. Ölçüler tam geliyor. Hani jönümüz bile artmıyor yani. Tam. Evet abi, tam geldi, tam. Evet. Asbiyede olanları biraz daha ekleyebiliriz. Evet. Jöle harika oldu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi süslemeye geldik. Hani ister süslesin ister süslemezsin, o size kalmış. Mesela ben bir tane şöyle iki tane pasta süsünden koydum. Şöyle biraz da damla çikolata koydum. Evet, iki tane damla çikolatalı. İki tanesinde Hindistan cevizi koydum. Yani değişik süsleme maksat. Değişik bir şey elde etmek. Hatta bir tane daha Hindistan cevizi yapayım. Evet, bir tane daha yaptık. Dehşet güzel oldu. Bu üç taneyi de pasta süsleri. Bunların arasına da koyabiliriz pasta. Hem damla çikolata. Hem evet. Damla çikolata arasında pasta üstüne koydum. Daha güzel oldu. Hindistan cevizine de koydum. Evet arkadaşlar. Şeklimiz, kek sıramız bu. Görüntüsüyle, lezzeti, tadıyla harika oldu arkadaşlar. Sizlerin de yapmasını, bu tadı misafirinize, çoluğunuza, çocuğunuza tatmasını isterim arkadaşlar. Şimdi bu soğusun. Ondan sonra biz afiyet diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kek sıra tarifi de böyle yapmış oldum sizlere arkadaşlar. Bu öyle tarifleri devamlı görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube'daki arkadaşlarım da topluluğunda beni paylaşırlarsa, tavsiye ederlerse çok sevinirim. Buradan hepsine kucak dolu selamlar, sevgiler, saygılarımı iletirim. İyi ki varsınız YouTube arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi size veda ederken başka bir şekilde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Tüm sevgi selamlarım sizlere olsun değerli arkadaşlarım.